Merkezi Polis Karargahı. Fayı. Ne oldu size? Buraya hemen bir ambulans gönderin. Adınız nedir? Ne oldu size? Adım Hahaumo. Birini öldürdüm. Yıl sonra Salisbury Caddesi. Evet efendim. Tahmin ölüm saati gece 2:30. İşte geldi. Bütün birimler olan yerine intikal edin, tamam. Efendim, bu Tan Sir. Suç biriminden Tan Fubing. Merkezden Lük Yuen Sum. Görevi devralıyor. Anlaşıldı. Bu tarafta. Koca adam. Aracın nasıl kaza yaptığını öğrenebilmek için en yakın kamera sisteminin incelemelerini söyledim. Arabadan bir şey çıktı mı? Efendim, 2 paket uyuşturucu vardı. Ya ceset? Arabada değil mi? Hayır, tünelde. Cinayet silahı bu mu? Hayır, bu ölen kişiye ait. Mermilerin hepsi kullanılmış ama yaralı yok. Tahmini ölüm saati gece 2:30 gibi. Cesetli taşıma izi yok. Bence tam burada öldürülmüş olmalı. Pek çok yerinde kalıcı hasar var. Şunu gördünüz mü? Sol elindeki morluklara dikkat edin. Göğüs kemiği ve kaburgada kırılmış. Aldığı darbenin etkisiyle alt çene çıkmış ve kafatasında ufalanmış kırıklar söz konusu. Kazada aldığı darbelerden mi? Hayır. Aldığı tıp bu ölümcül yaraların çıplak elle yapıldığını söylüyor. Boğazına bakın. Görünürde herhangi bir yara izi yok. Ama boyun kemiğinde kırıklar ve nefes borusunda ezilme söz konusu.
Çıplak elle. Stanley Cezaevi. Yumruğunu sıkmaya çalış. Sıkamıyorum. Bardağı bile tutamıyorum. Hava değişimine bağlı. Elim titriyor. Asıl sorun kemiğinde çünkü. O zamanlar doktora gitmemişsin. Gitseydin düzelirdi. Bilerek gitmedim. Vurulmadan önce o pisliği 30 kez bıçakladım. Bu yaraya baktığımda kızımın öcünü aldığımı bir kez daha hatırlıyorum. Evet, seni anlıyorum dostum. Hoşça kal. Bakın kim gelmiş. Aşağılık herif tutuklanmış. Kalk oradan ihtiyar. Hadi kalkalım. Oraya geçelim. Toz olun. Gidiyoruz, tamam, hadi. Hadi gidelim. Gidin buradan. Hadi ama. Gidin. Hadi. Hadi gidin dedim sana, yürü. Dedim. Yeter, tamam. Ha, boş ver. Tamam, hadi. Neyse olsun. Hadi otur. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Salisbury Caddesi'nde gazete oku, hadi. Bir cinayet gerçekleşti. Tünelde birçok yerinden yaralanmış bir ceset bulundu. Kurbanın adı Mark Wink Young. Bilinen adıyla Shark Young. Birçok suçtan sabıkası vardı. Polis olay yerinde uyuşturucu da buldu. Cinayet sebebinin uyuşturucuyla alakası olduğu düşünülüyor. Soruşturmayla baş müfettiş Luke Yan Sum ilgileniyor. Detaylarla birazdan yine karşınızda olacağız. Uyuşturucu mafyasıyla bağlantısı var mı? Efendim, bir arama yapmalıyım. Forsan'ı aramalıyım. Tamam, formda olur. Uzun sürmez. Ama efendim bakın. Birinden sizin için telefon kartı almasını isterim. Benimle oynamayın lütfen. Yardımcı memura ver ve sıraya gir. Ancak yardımcı memurun önünde arama yapabilirsin, tamam mı? Ama bu çok acil bir durum efendim. Heh. Gerçekten. Herkes acil diyor. Ne kadar acil olursa olsun biz kitabına uymak zorundayız. Ama efendim, tamam mı? Lütfen. Efendim bakın lütfen yardım edin. Lütfen. Bayan Luke'la görüşmek istiyorum. Dosyasında yardım edebilirim. Emredersiniz efendim. Sizin için çay ve tosta söyleyeyim efendim. Hala öğretmen olduğunu ve istediğin kişiyi görebileceğini mi düşünüyorsun? Evet, ihtiyarı duş alırken hallederiz. Ne yapıyorsunuz? Dövüşü kesin. Dövüşü kesin dedim. Hadi hadi hadi. Yakalayın şu herifi. Gebertin. Hadi. Geberiyorsunuz. Hepimizin. Gebertin şunu. Hadi yakalayın. Hadi herif. Pislik herif. Hadi sıra dersin herif. Ha? Gel buraya. Dur. 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 Hadi gebertin. Hadi hadi. Hadi gebertin. Hadi dostum. Öleceksin pislik.
Çabuk olun. Yere yatın. Elinizi başınıza düşürün. Hemen eğilin. Yere kaldır dedim. Olduğun yerde kal. Luke Yuensu'mu görmek istiyorum. Luke Yuensu'mu görmek istiyorum. Düzgün davranışlarından dolayı buradaki herkese 3 senedir örnek oluyordu. Ama dün sizi istedi. Ve diğer mahkumlarla dövüştü. Bu ona göre bir davranış değil. Kaç kişiyle dövüştü? 17. Kapıyı aç. Efendim, yaraladığım adamlar için bana 17 karton sigara alabilir misiniz lütfen? Daha sonra borcumu öderim. Daha sonra mı? Tekrar geleceksiniz. Sarkyan'la bir kez boks maçında dövüştüm. Katilin kim olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Onu tanıyor musun? Hayır. Ama katilin ne düşündüğünü biliyorum. Yine saldıracak. Bunu nereden biliyorsun? Sıradan bir çekişmede birini öldürmezsin. Ben kazayla birini öldürdüğümde bile kaçmadım çünkü. İntikam isteseydi silah kullanırdı. Ama çıplak el katliam demektir. Amacının bu olduğunu anlamadınız mı? Onun ne düşündüğünü biliyorum. Yakalamanıza yardım edebilirim. Beni serbest bırakın. Neden yardımına ihtiyacım olsun ki? Dövüş sanatlarını ve onun ne düşündüğünü bildiğin için mi? Omuzlar kasıkla, dirsekler dizlerle ve eller ayaklarla birleştirilir. Yakalama sert ve kavrama esnektir. Bir hareket silahı yener. Her uzuv bir silahtır. Kişi ve silah birleştiğinde kalp akılla birleşir. Akıl enerjiyle, enerji de güçle birleşir. Yin içeride, yang dışarıda. Yani enerji içten dışa vurur. Sen neden bahsediyorsun? Dövüş sanatlarını bilmeden de birçok davayı çözdüm. Bunlar davayı çözebileceğin anlamına gelmez. Bana başka bir neden söyle. Tung Qingqing, Tam Qingyu, Chou Qinon, Yuan Qingyang, Feng Menhei, Fu Seitai, Feng Luktak. Sıradaki kurban bu 7 kişiden biri olacak. Otur yerine. Sana otur dedim. Bu 8 kişi hakkındaki her şeyi araştır. 8 mi? Hahuma oyu da. Emredersiniz. Beş mücadelenin zaferi. Tam King Yu. Kowloon Sanat Sergisi. Önce Tan King Yu diye anılan bir kişi Asya'nın en tepesine yükselmişti. İşinin en iyisi olarak biliniyordu. Daha sonra işini bıraktı ve başka işlerle uğraşmaya başladı. Özellikle de sanatla. Asya'nın
Adım Feng Yusao. Sana meydan okuyorum. İşte karşındayım. Ölümüne dövüşmek için buraya geldim. Hemen git buradan. Onun üzerine basamazsın. Artık dövüşebilir miyiz? Bacağında bir sakatlıkla doğmuşsun. Üstesinden gelmek için kendini eğitmişsin. Bundan oldukça etkilendim. Tekmelerinle ünlüsün. Sana meydan okuyorum. Ching Ching, Tam Ching Yu, Fu Xing Tai, Feng Luk Tak, hepsi temiz. Farklı geçmişler ve meslekler. Sıradan vatandaşlar. Dövüş sanatlarını biliyorlar mı? Kontrol etmeliyim. Hanao Mo'nun geçmişinde bir gariplik var. Fo San'daki ünlü dövüş kulübü Six Merger'ın başındaymış. Binlerce hayranı varmış. Hong Kong polisi tarafından dövüş sanatı ustası olarak göreve alınmış. Bir çekişme sırasında birini öldürmüş ve 5 yıl hüküm giymiş. Hayranları ve öğrencileri dağılmış. Bir süre sonra da okulları kapatılmış. Affedersin. Bir sorunumuz var. Sayın dinleyiciler, yayınımızı sanat galerisinden aldığımız bu sabahki cinayet haberini sizlerle paylaşmak için kesiyoruz. Kurban modern bir sanatçı olan Tan King Yu. Onu yakalamanıza yardım edebilirim. Beni serbest bırakın. Ne düşündüğünü biliyorum. Bana başka bir neden söyle. Tun Ching Ching. Tan King Yu. Sıradaki kurban bu 7 kişiden biri olacak. Tekrar geleceksin. Tan King Yu öldü. Ölümcül tekmeler mi almış? Fark eder mi? Tan tekmeleriyle ünlüydü ama ölesiye tekmelendi. Mak usta bir boksördü ama ölümüne dayak yedi. Haksız mıyım? Beni çıkarırsan sana yardım edebilirim. Yoksa daha fazla insan ölecek. Az kaldı. Uzun sürmeyecek. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Bu şartlı tahliye belgen. Şu andan itibaren polis gözetimi altındasın.
İçinde bir telefon var. Bu dosyayı çözüp kapatana kadar istediğimiz her an sana ulaşabilmeliyiz. Her halükarda hapse geri döneceksin. Ne kadar süreceğiyse davranışlarına bağlı. Artık dışarıdasın. Şimdi bana nasıl yardım edeceğini söyleyebilirsin. Kurbanların sırasına bakarsak, katil kung fu adımlarını esas alıyor. Yumruklar, bacaklar ve yakalama. Sonrası ise silah ve iç enerji. Hedefleri ise her zaman işinin en iyileri. Sıradaki hedef kim peki? Mongkok'a gidelim. Dövme stüdyosu, Mongkok. Kapalıyız. Yarın tekrar gel. Bunu olay yerinde bulduk. Anlamı nedir? Bilmiyorum. Sana göre katilin sıralaması yumruk, tekmeleme, yakalamaysa sıradaki hedef Wong Chit. Güreşte bir numara mı? 3 yıl önceydi. Yukarı çek. Çek çek. Evet. Hayır bizim öyle istemez. Bir açıklama yapmamız gerekiyor. Tamam, bakın aşağı gelir. Çek. Bakın kolu çekiçle ezilmiş gibi dışa bükülmüş. Kas kemik bağı kırma şekli nedir? Yakalama. Katil aynı kişi ise boks, tekme ve yakalamada usta bir kişi olabilir mi? Bu imkansız değil. Buraya seninle dövüşmeye geldim. Ölümüne dövüşmeye. Dokunma. Gözleri açık kalmış. O benim dostumdu. Dostumdu diyorum. Dur! Olduğu yerde kal. Thank you.
Tabandaki binayı atladı. Çıkışı tutun. Çağrınıza cevap veremiyorum. Mesaj bırakın. Sin Yeni. Dışarıdayım. Fosan'a doğru yoldayım. Lütfen efendim bakmadan geçmeyin. En güzel onlar burada. Var en iyisi. Eşim elleriyle yapıyor. En güzelleri burada. Bunları mı istiyorsunuz efendim? Kırmızı var bir de. Tamam, sonra görüşürüz. Hepsine baktınız. Tamam, güzel. Kavunlar taptaze. Abi çok iyi. Kaç tane istiyorsunuz efendim? İki tane lütfen. Tamam. Ama efendim evet. Seçmeyin lütfen. Küçük olsun. Six Merchants tarikatı. Sifu. Yanılmışım. Diğer grupları dövmenin şöhret getireceğini sanmıştım ama aksine sorun yarattı. Kazara birini öldürdüm. Çok üzgünüm. Senin için aldım. Umarım yumruklarını dizginler. Kendini kontrol etmen de yardımcı olur.
Bunu nereden buldun? Birkaç ay önce okula bir adam geldi. 30'lu yaşlarda, topallayan biriydi. Bunu sana vermemi istedi. Bir sorun mu var? Şu an Hong Kong polisi için çalışıyorum. Araştırdığımız davanın bununla bir ilgisi olabilir. Endişelenme. Emin misin? Merak etme. Yani Tofuk Mink'le görüşmek istemenin sebebi bu şey değil miydi? Yarın sabah seni ona götüreceğim. Hadi uyu. İyi geceler. Sana da. Olay yerinde aynı obje bulundu. Polis katilin bunu bir amaç uğruna bıraktığına inanıyor ve o yüzden medyayla paylaştı. Bu obje hakkında bilgi sahibi olanlara polisle hemen irtibata geçmeleri gerekmektedir. Suet. Çok az kaldı. Uzun sürmeyecek. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kırlangıçlar eskiden zenginlerin saçaklarına yuva yapardı. Şimdi her yerdeler. Bu yüzden onlara saçak kırlangıcı denirdi. Ying hanedanlığı döneminde Pekin'de dövüş sanatları müsabakaları yapılırdı. Dövüşü kaybedenlere Harp Bakanlığı tarafından saçak kırlangıcı verilirdi. Senin getirdiğin bir taklit. Gerçek olanı kurşun ve gümüşten yapılmıştır. Ve çok değerlidir. Teselli ödülü yani. Bu sözde ödüllendirmenin kesinlikle başka anlamları da vardı. Görünürde çok sıkı çalışmalarına karşılık verilen bir ödüldü ve aslında mesaj çok netti. Kaybeden dövüş ustaları Ying İmparatorluğu himayesindeki saçak kırlangıcı gibi işe yaramazlardı. Söylesenize, bununla neden ilgileniyorsunuz? Dövüş ustası bir seri katil var ve olay yerine saçak kırlangıcı bırakmış. Katilin bacağında sakatlık var. Eklemek istediğin bir şey var mı? Hepsi bu. Bütün bildiğim bu. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sizi daha fazla meşgul öyle etmeyeyim. Öyle değil, güle güle. O adamı tanıyorum. Onunla 6 yıl önce karşılaşmıştım. Bana meydan okudu ve dövüştük. Dövüşün sonunda beni yendi. Ve bana da o saçak kırlangıcından bıraktı. Eski döneme ait ilginç bir adı vardı. Adı Fung Yu Sao. Sol bacağında bir engelle doğmuş. Bacaklarının uzunlukları ve kuvvetleri de farklıymış. Yaptığı alıştırmalarla bu sorunun üstesinden gelmiş. Başarısı yadsınamayacak düzeyde. Neredeyse inanılmaz. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Eşiyle birlikte yaşıyordu. Sui Kwai Lane'de.
Efendim? Kimsiniz? Ben Hahomo. Neredesin sen? Şu an bir kaçak durumundasın ve aranıyorsun. Katile ulaşacak bir yol buldum. İznimiz olmadan sınırı geçmek büyük bir suçtur. Şartlı tahliyesini hemen iptal edebilirim. Bu bir dövüş sanatı davası. Yardımımız olmadan dosyayı kapatamazsınız. Katili yakalamana yardım edersek tekrar hapse dönmek zorunda mı? Zamanı gelince bakarız. Sui Kuai Lei. Dil. Şüpheli de miyiz yok? Gelin lütfen. Göçmenleri de kontrol edin. Emredersiniz. Yukarıyı kontrol edin. Emredersiniz. İkiniz burada kalın. Hiçbir şeye dokunmayın. Evi araştırdık. Kimse yok. Kiracının adı Sum Suet. Funk Yusao ile burada yaşamışlar. Ama çoktan taşınmışlar. Bu bayan ev sahibi. Şüpheliyi tanıyormuş. Adamın adı Funk Yusao. Sum Suet onun eşiydi. Birbirlerini çok seviyorlardı. Karısı kansere yakalanmış. Kocası çalışmıyor. Sadece dövüş sanatlarıyla uğraşıyordu. İşte şuraya bakın. Sonsuz ve mutlak huzura kavuşmak için her şeyi yeni keşfeder gibi gözlemledim ve onların köklerini araştırdım. Bu huzur ve öze dönüş demektir. Bu sonsuzluğa yol göstermek ve aydınlanmak anlamına geliyor. Bir gün çatıda durup çalışırken onu izledim. Yüzü kan revan içinde kalana kadar hiç durmadan önündeki beyaz şeyle yüzünü ovuşturup durdu. Delirdiğini düşündüm. Alıştırma yapıyordu. Bu çok eski bir yöntemdir. Vücut derisini sıkılaştırmak için deniz tuzu kullanmış. Böylelikle uzun süre dövüşebilir. Bu bilinen bir şeydir. Engelini ölümcül bir silaha dönüştürmüş. Dünyada umursayacağım hiçbir şey yok. Evsiz ve bir başına artık bütün dövüş ustalarına meydan okuyabilirim. Diğer dövüş ustalarına meydan okumak ve bir numara olmak istiyor. Birkaç ay önce Hong Kong'da işleri olduğunu söyleyip 6 aylık kirayı da ödeyip gittiler. Efendim, önemli bir şeyi bulduk. Göçmen bürosuyla konuştum. Sum Suet'i hatırladıklarını söylediler. Lobide tek başınaymış ve tekerlekli sandalyesinden dolayı ona yardım etmişler. Hong Kong göçmen bürosuyla beraber kayıtları inceledik. Fosan'dan Hong Kong'a 3 ay önce geçmişler. Sonrasına ait bir şey yok. 6 yıl önce Fung Yusa Fosan'da bir akıl hastanesine yatmış. Hong Kong'a giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt yok. Fazlasıyla dikkatli davranıyor ve iz bırakmamaya çalışıyor. Öldürme planlarını o zamandan beri yaptığına eminim. Six Margin tarikatı. Onlarla dönmem gerek. Erken tahliyem için bunu yapmak zorundayım. Sandong'da Shore amcayla kalabilir misin lütfen? Yapma böyle.
Beni dinle lütfen. Fung Yusao ile dövüşmüşsün. Bu yarada o zaman oldu, öyle değil mi? İyi bir dövüşçü kendini korur. Seni yaralamasına nasıl izin Senden ver? Senden asla bir şey istemedim. Katil yakalanana kadar Sandong'da kalmak zorundasın. Öyle olsun. Ama bana gerçekten değer verseydin, yanında kalmama izin verirdin. Yapma. Bak, Bayan beni dinle. Sin, Hong Kong polisi adına davaya yardımınızı istiyorum. Ama hanımefendi... Pekala, Bayan Lee ile konuşurum. O yerime geçici bir eğitmen verebilir. Hayır, bunu yapamazsın, olmaz. Hayır diyorum. Efendim, onu bu karmaşanın içine sokamazsınız. Bizimle gelirse davaya konsantre olabilirsin. Hanımefendi, lütfen bakın. Hanımefendi! Silah getiremezsiniz. Her gün alıştırma yapmalıyım. Bu silah bana babamdan yadigar kaldı. Üzgünüm efendim ama gittiği her yere silahını da götürür. Söyle bakalım, katilin şimdi sıradaki hedefi kim? Yakalamadan sonra silah geliyor. Yüksek ihtimalle Chan Pak Wong, kılıcı şimşek gibi hızlıdır. Efendim, birkaç birim oluşturduk. Seung Wan. Diğer sokaklara gözcüler yerleştirdik. Güzel, dikkatli olun. Maşo, içeride yemeyecek misiniz? Hayır, bu gece eşimle beraber evde yiyeceğiz. Kılıç ustan elinde kepçe olan mı? Zamanında ince bir sopayla koca bıçaklı düzinelercesini yeniyordu. Chan usta. Lütfen oturun. Yemeğimi tadın bayan. Merhaba. Merhaba. Uzun zaman oldu. Merhaba. Sizi tanıştırayım. Bu arkadaşım. Merhaba. Bayan Luke. Hadi otur lütfen. Yemeğimin tadına bakın. Hadi buyurun. Yemeğimin tadına bakın. Söyle bakalım. Beni yeneli ne kadar oldu? Kaç sene önceydi ha? Bu birazcık şanstı. Hem 3 yıldır antrenman yapmıyorum. Ben istesem de antrenman yapamam. Şuna baksana. Şuna bak. Ne oldu? 2 yıl önce bir araba kazası geçirdim. Sadece birkaç solum ve civata var. Peki ya okul? Unuttun mu yoksa? Önce öğrencimi yenip sonrasında benimle dövüşmüştün. Artık okuldan o sorumlu. Ben de arada bir gidip uğruyorum. Aksiyon yıldızı Hung Yip mi? Şimdiki sahnede kamera motosikleti çekici. Motosiklet yere indiği zaman soldaki dövüşçüler Hung Yip'e saldıracak. Anladınız mı? Tamamdır. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam, kayıt. Nasıl düştü? Kim yaptı bunu? İpi kim kopardı? Bu da kim? Kim bu adam? Çıkarın şunu. Hey sen. Git buradan hadi. Hadi, çık dışarı. Ne oluyor? Adam. Aman tanrım. Lanet olsun. Onu yaraladı. Lanet olsun. Bu sizin kavganız değil. Gidin buradan. Gerçek bir usta için durgun sular derin akar. Sen bir kılıç ustasısın. Ama kendini dublörlüğe kadar düşürüyorsun. Oysa yaptıklarının rol olmadığını kim tahmin edebilir ki? Sana meydan okumaya geldim. Oh, my God.
Yapılan otopsiye göre maktul arda arda 14 yara almış. Efendim. Kılıçta sadece Hunkip'in parmak izini bulduk. Kılıcın üzerinde kan lekeleri olan bir bez parçası da bulduk ayrıca. Dosyadaki DNA örneklerini karşılaştırın. Bir şey çıkacak mı bakalım? Emredersiniz. Yumruklama, tekmeleme, yakalama ve silah. Eğer dıştan içe hareket edersen içerideki ne? Sıradaki kim? Onları öldürmek için neden bu kadar kararlı? Dövüş sanatları manyağı olmasaydı bunu yapmazdı. O bir manyak. Bunun için mi rakibini öldürdün? Bunun için hapisteyim. Her hatanın bir bedeli vardır. Ben hala ödüyorum. Efendim. Merhaba. Ben Lee Young-jung. Son 3 cinayette manşetlerde yer aldı. Seni anlıyorum. Ama dün akşamki cinayet sanat dünyasında büyük ses getirdi. Bu dosyayı kapatmak için daha ne kadar bekleyeceksin? Efendim, çok önemli bir bilgiye ulaştım. Bilginin önemi yok. Bu dosyanın kapanmasını istiyorum. Futbol maçındaki gibi gol atmayıp pas verirsen maçı alamazsın. Ne zaman çözüleceğini bilmek istiyorum. Bana 72 saat verin. Tamam, 3 gün. 3 gün sonra manşetlerde yerini alsan iyi olur. Üzgünüm. Hongyip'i düşünemedim. 3 yıldır hapisteydim. Her şey çok değişmiş. Bu sefer de başaramazsak başka yere atanırım. Ayrıca seni de tekrar hapse gönderirler. Umarım Fung Yusao'yu tekrar saldırmadan yakalayabiliriz. Kılıçtaki kan Fung Yusao'ya aitse muhtemelen yaralanmıştır. Bir süreliğine dinlenmek isteyecektir. Dövüş sanatları camiasındaki sıradaki hedefini bulmak için zaman gerek. Umarım dövüş davetimi kabul edip bir an önce dışarı çıkarsın. Baylar lütfen bir açıklama yapın efendim. Merhaba. Ahomo şartlı tahliye mi edildi? Davayla bağlantısı nedir? Ondan ne istiyorsunuz? Polis olayı neden çözemiyor? Elimizde birkaç ipucu mevcut. Şu anda bu bilgilere yoğunlaştık. Elimize daha güvenilir bilgiler geçer geçmez bunu medyaya sunarız. Baylan polis katilin dövüş ustalarının peşinde olduğunu söyledi. Ben judoya yeni başladım. Bu durumda hayatım tehlikede mi? Ne? Tehlikede mi? Değil mi? Lütfen bir şey söyleyin. Geri dönün baylan lütfen. Sizce tehlikede miyim? Ben yaşamak istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Efendim, Fung Yusao'nun Fosan'daki evinde bulduğumuz metal parçasıyla saçak kırlangıcı aynı malzemeden çıktı. Efendim, Hongkip'in kılıcındaki kumaşta deniz tuzu bulduk. Kirlenme derecesine bakıp farklı bölgelerin sularıyla kıyasın. Emredersiniz. Ben Fung Yusao. Hahaumo ile konuşmalıyım. Adam Fung Yusao olduğunu söyledi. Hahaumo'yu istiyormuş. Özel harekatçıları. Emredersiniz. Alarm. Gelen arama. Aç şunu, oyala onu. Ben Hahaumo.
Dışarıda olduğun için... Bana teşekkür etmelisin. Bilmen gerekirdi. Yumruk, tekmeleme, yakalama ve silah. Bütünleşme dışarıdan içeriye doğru olur. Sen dışarı çıkmak istedikten sonra hapishane sadece bahaneydi. Efendim, yerini bulduk. Hazırlanın. Özel harekat hazırlansın. Çatıda karşılaştığımız o gün hayal kırıklığına uğradım. Tekrar karşılaştığımızda umarım seni formunda görürüm. Belki seni motive edebilirim. Eğer pek kıymetli sevgilin ölürse, o zaman önüne çıkan herkesi öldürebilirsin. Önce seni öldüreceğim ben. Sana söylemiştim. Beni durdurmanın tek bir yolu var. O da beni öldürmek. Efendim, özel harekat olay yerinde. Yukarıya çıkın, hemen. Kaçmış. Sağ olun. Çekil, hadi çekil. Şüpheli kaçmış. Funk Yusao yine kaçmış. Hapiste olduğunu da Sin Ying'i de biliyor. Onu sana karşı kullanıyor. Seni çok iyi tanıyor. Bir dakika. Dövüş sanatçılarını öldürmeye çalışıyor. Beni tanıması normal. Benden mi şüpheleniyorsun? Efendim, çok yoruldum. Sin Ying'i görmem mümkün mü? Koca adam, götür onu. Emredersiniz. Teşekkür ederim. Hahomo'nun son 3 aylık telefon kayıtlarını, ziyaretçilerini ve yazışmalarını araştır. Hepsini istiyorum. Emredersiniz. Pek kıymetli sevgilin ölürse, o zaman herkesi öldürebilirsin. Önce seni öldüreceğim ben. Sana söylemiştim. Beni durdurmanın tek bir yolu var. O da beni öldürmek. Alo. Efendim, ben Tai Yue. Hapishanedeyim. Sadece aylık gözaltı kayıtlarını tutuyorlarmış. Merkezi sunucuya erişim sağlarsanız son 3 yıldır silinen bütün dosyalara ulaşırsınız. Yarınki haberleri izle. Dün gece tünelde ilginç bir cinayet gerçekleştirildi. Birçok yerinden yaralanmış bir ceset bulundu. Kurbanın adı Mark Wing Yan. Başlayalım. Saunada sim kart kaydı bulunmayan bir telefon bulduk. Saçak kırlangıcındaki gibi telefonda da bazı izler mevcut. Kılıçtan aldığımız kumaş parçasına gelince Taiyo kasabasındaki suyun özelliği de kumaştaki tuz eşleşti. Fung'un fotoğraflarını veri tabanından kontrol ettik. Bir şeyler bulduk. Gerçek ismi Yun Koisang. 16 yaşındayken Hebei'den Hong Kong'a gelmiş. Taipei sonra diğer birimlerden de bilgi alın. Emredersiniz. Geçen 20 yıl içerisinde Hong Kong'a birçok kez giriş çıkış yapmış. Ama ağırlıklı olarak Çin'de ikamet etmiş. Veraset raporlarına göre
Büyük annesinin Tayo şehrinde bir evi varmış. Bulduğumuz deniz tuzu bu bölgeyle eşleşiyor. Bu yüzden şu anda o civarda saklandığını düşünüyoruz. Tekrar ediyorum. Pongyu Sao'nun suçu kanıtlanmadı. O sadece bir şüpheli. Bizim işimiz onu tutuklamak. Polise saldırıp masum kişilere zarar vermedikçe sakın ateş etmeyin. Özel hareket ekibi tetikte olsun. Başlayalım. Emredersiniz. Sun Sue tanıtı. Efendim, bu bir anıt. Çiçekler daha taze. Doğum tarihi 18 Ekim 1987. Ölüm tarihi 25 Eylül 2014. Yakın zamanda ölmüş. Koca adam. Bırak onu. Pekala. Arkadaşlara her şeyi yerine koymasını söyleyin. Emredersiniz. Samsu Et'in külleri burada. Hedef karşımıza çıkabilir. Yeniden konuşlanmalıyız. Samsu Et'in kişisel bilgilerine göre bir gün sonra doğum günü. Funk Yu Sao bu durumda geri gelecektir. Funk Yu Sao'nun evinin çevresine konuşlanın. CIB birimi belirlenen bölgede tetikte olsun. Emredersiniz. Su ekibi, üç kanalı da koruyun. Emredersiniz. Tai Yue ve vurucu tim, üç kişilik dört gruba ayrılın. Funk Yu Sao eve girer girmez harekete geçin. Emredersiniz. Bölgeye birçok yoldan ulaşım mevcut. Sivil yaşam ağırlıkta. Adamın kaçmasına izin veremeyiz. Dikkatli olun. Funk Yu Sao oldukça tehlikeli. Bir katil zanlısı. Teşekkür ederim. Dur, senin için bağlayayım. Hayır, ben hallederim. Tamam. Her şeyi kendin yapmaya çalışıyorsun. Unutma, ünlü olduğun gün dünyada yalnız kaldığın gündür. Yemeğimizi yiyelim. Funk Yu Sao senin kavgan mı? Ne demek istiyorsun yani? Bu benim sorunum. Senin değil. Bu polisin sorunu, senin değil.
Hedef C bölgesinde. Hedef gözden kayboldu. Nereye gitti? Funkusau kaçmış. Taiyo'ya vurucu timi gönder. Tekrar bak. Acele edin. Baylan bakar mısınız? Efendim sizi arıyorlar. Neresi? Efendim. Ahou Mo'yu derhal tutuklayın. Haklı mısın? Funk Yusahou'yu önceden görmüş. Bu işte beraber olabilirler. Amaçları Ahou Mo'yu hapisten çıkarmak olabilir. Dosyayı bilgisayarına yollarım. Tamam. Ellerini başının üstüne koy. Funk Yusahou ile çalışıyorsun. Efendim şuna bakın. Dikkat edin. Çak silahı. Kıpırdama. Ben hallederim. Kal. Ellerini kaldır. Kıpırdama. Tayfay, Ahou Mo'yu hemen. Emredersiniz. Hadi, hadi. Gidin, Ahou Mo. Suç ortağı ve son derece tehlikeli olabilir. Karşı koyarsa ateş edin. Sevgilinin külleri bende. Ahou Mo'yu rahat bırak. Sen öldüğünde o daha da güçlenir. Kalk.
Sen dövüşmeye çalışan süslü bir bebeksin. Ama dövüş sanatı öldürmek için yapılır. Tamam, buradayım. İyileşeceksin. Efendim, ben Tai Yue. Hao Mu B bölgesinde yok. Kıpırdama! Tai, durumunu bildir. Destek lazım. Destek lazım. Dikkat dikkat. A bölgesinde polis memuru vuruldu. Alo, alo, alo. Bir yaralı var. Funky Sao'nun evi. Bir ambulans yollayın. Çabuk. Sizi duyamıyorum. Lütfen tekrar edin. Funky Sao'nun evi diyorum. Tüm birimler, duyuyor musunuz? Keskin nişancılar, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Hadi hemen oraya gidelim. Geliyoruz. Suç ortağı değilim. Her şeyi açıklayabilirim. Evet, cezaevinde ziyaretime geldi. Efendim, bana aşırı saygı duyup örnek aldığını söyledi. Yendiğim kişileri yenmek istedi. Sonra en iyisi olmak için bana meydan okudu. Ahomo, sen şimdiye kadar ki en iyi dövüş ustası kabul edildin. Bu yüzden senin ölümüne dövüşeceğiz. İşte hepsi bu. Bunu bize neden başta söylemedin? Çünkü kendi planlarım vardı. Onunla tanıştığımı söyleseydin bana ihtiyacınız olmayacaktı. Dışarı çıkamayacaktım. O zaman Xin Ying'i
korumaya fırsatım olmayacaktı. Beni onunla tehdit etti. Xinying Foshan kasabasında. Benimle dövüşmezsen kızı öldürürüm. Başından beri onunla dövüşmek istedin. Beni dinleyin. Her şeyi Xinying için yaptım ben. Fung'u yakalamanıza yardım edersem Xinying güvende olacaktı. Fung birçok kişiyi öldürdü ve senin hayatı tehlikedeydi. Xinying benim için çok önemli. Her şeyden kıymetli. Hamo! 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 Gel bakalım. Baylan. Ara vermen gerektiğini düşünüyorum. Davayı siz mi devralıyorsunuz? Patron benim de görevi ihmal ettiğimi düşünüyor. Ayrıca tam yetkili de değilim. Beni antiterör eğitimine gönderiyorlar. Gece Gangzu'ya doğru yola çıkıyorum. İkimiz de davanın dışındayız. Bu durum gidişatı yavaşlatır. İkimizin dışında davadaki herkes kalıyor. Efendim. Lantau adasını tecrit altına alın. Helikopterleri yollayın. Destek için Lantau polisiyle görüşün. Şüpheliler hala orada. Onları hemen bulmalıyız. Baylan, ekibiniz bize destek olabilir mi? Elbette. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Emredersiniz. Onu tanıdığını biliyorum. Bana neden söylemedin? Dövüş sanatlarında takıntılıydı. Sürekli yazıyor, sorular soruyordu. Bir katil olduğunu bilmiyordum. Bir katile yardım ettiğime inanamıyorum. Bu senin hatan değil. Polisle çalışarak doğrusunu yapıyorsun. Kendini suçlama. Bilmiyorum. Bu işi düzeltmeliyim. Bana söz verdin. Yumruklarını dizginleyeceksin. Bunu benim için yap. Onunla dövüşme. Dövüş sanatları öldürmektir. Çocuk kavgası değildir. Kimin yaşayacağına karar vermeliyiz. Fung Yusao haklıydı. Dövüş sanatları öldürmek demektir. Hapishaneden çıktığımda onu öldürmeliydim. Xinying'e zarar veremezdi. Yumruklama, tekmeleme, yakalama ve silah. Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Yumruklama, tekmeleme,
Yakalama ve silah. Dıştan içe doğru hareket edersen. İçeride olan nedir? Sırada kim var? Sırada kim var? Sırada kim var? Hong Gip, Wong Chit, Tam Kim Kyu, Mak Win Kyam. Siu Hok Nin mi? Siu Hok Nin'in plaka numarası GB6729. Ezmediğine göre benimle dövüşmeye hazırsın demektir. Seni ezmek çok kolay olurdu. Buraya seni öldürmeye geldim. Güzel. Yani sonunda ölümüne dövüşeceğiz. Bayan Yüklüyen Su. Buyurun. Ben Siu Hok Nin. Ahomo sizi aramamı söyledi. İşimiz bitmedi. Vay canına.
Geri sarın. Ne söylediğini duyayım. Tamam, burası. İşte Hahomo bu. Dövüşmeyi beklediğim Hahomo buydu işte. Hadi. Öldür beni ve kazanan sen ol. Hadi. Umarım yumruklarını dizginlemene yardımı olur. Hayır!
Beni hayal kırıklığına uğratmadın. Rakiplerimin hepsinden çok daha güçlüydün. Ama dövüş sanatları öldürmektir. Dövüş sanatları öldürmek demektir. Sen yapmadın. Ama ben seni öldüreceğim. Hahomo, beni duyabiliyor musun? Dayan biraz, ambulans geliyor. Hahomo, sakın gözlerini kapatma. Artık bir numara benim. Funkyo Sao, ellerini başının üstüne koy. Yoksa ateş ederim. Hemen dediğimi yap. Hahomo, Hahomo, Hahomo. Üç ay sonra. Hahomo, ziyaretçilerim var. Tamam. Hey, dur biraz. Peki ya sol kolum? Bekle. Döndüğümde halledeceğim. Otur. Singing'de ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dosyanın gözden geçirilmesi için adli işlemleri başlattım. Yakında serbest kalırsın. Umarım bir öğretmen olarak tekrar işinin başına dönebilirsin. Bu Bay Lam'ın fikriydi. İşi kitabına göre yaparım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnsanın aradığı sadece huzur ve mutluluktur. Bir numara olmak yalnız kalmak demektir. Ve bir numara kalmak için birçok şeyi feda etmek zorunda kalırsın. Artık sadece birinin elinden tutup dünyayı beraber göğüslemeyi, acıyı paylaşıp mutluluk yaratmayı istiyorum. Bir numara olma düşüncesi bir daha aklımın ucundan geçmedi. Dün gece tünelde ilginç bir cinayet gerçekleşti. Birçok yerinden yaralanmış bir ceset bulundu.